Dijital teknolojilerin gelişmesiyle internetten alışveriş yapmak yaygınlaştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise alışveriş yaparken onay verdiğimiz metinler konusunda uyardı. Kişisel bilgileriniz dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilir. Tek kullanımlık bir şifre geldi bana, bunu söyler misiniz sorusuna istinaden gelen SMS'in içerisindeki şifreyi kasiyere veya oradaki ilgiliye bildiriyoruz. Bu aslında aydınlatma metninin dijital olarak imzalandığı anlamına geliyor. İnternet ve mağazalardan alışveriş yaparken dikkat! Onay verdiğiniz mesajlar kişisel verilerinizi kullanabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu internetten yapılan alışverişler konusunda uyardı. Günlük hayatta birçok alanda kişisel verilerimizi paylaşıyoruz. Öyle ki bu veriler olmadan alışveriş bile yapamıyoruz. Peki ileride bu durum hangi sıkıntılara yol açabilir? Gelen SMS'in içerisindeki şifreyi kasiyere veya oradaki ilgiliye bildiriyoruz. Bu aslında aydınlatma metninin dijital olarak imzalandığı anlamına geliyor. Burada da aslında içeriğini okumadan bir aydınlatma metnindeki bizim kişisel verilerimizin nasıl işlendiği veya nasıl dağıtıldığına dair bir veriyi bilmeden onaylamış oluyoruz. Daha sonra kişisel verileriniz dolandırıcılık ve benzeri maksatlarla kullanılabilir. Peki bu konuda mağdur olanlar ne yapmalı? İlgili aydınlatma metnini imzaladığınızdan sonra o aydınlatma metninin içeriğini sonradan okuyup ilgili kuruma bunun hakkında bir bildirimde bulunabilirsiniz. Ben aslında bunun onaylanmasını istemiyorum, buna bir değişiklik yapmak istiyorum veya ilgili aydınlatma metninin içeriğinde başka neler varı onlardan talep edebilirsiniz. Onlardan gelen cevaba göre sizi memnun etmeyen bir cevapsa Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvuruda bulunabilirsiniz.